Strateji ile bağlantı kurulduğu için zaman zaman ulaşmakta zorlanabiliriz. Hazır Ünal Kaya, Van Ahlat'ta Meral Akşener'i izliyor. Ünal hem kolay gelsin hem de tabii günün içindeki haberleri biliyoruz. Ama sonra ne oldu? Nasıl mesajlar verdi? Biz burada tam da İyi Parti'yi konuşuyoruz. Üstelik Ünal, Gürkan Acır izleyebildin mi, dinleyebildin mi bilmiyorum ama çok önemli bir bilgi söyledi. Dedi ki Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundu. Biz yerel seçimlere girmeyeceğiz dedi. Herhalde bunun karşılığında da başka bir şey istedi. Açıkça söylemese de iması şuydu. Biz yerel seçimlere girmeyelim. İşte siz de başkanlıkta ortak hareket edelim. Adaylığını da kendi açıklamıştı. Buna ilişkin bir kulis bilgi var mı? Bundan başlayalım ve tabii yeni açıklamaları var mı Akşener'in? Anne Fırat, yeni açıklamalar var ama bu yerel seçimlere ilişkin konuşacak olursak Meral Akşener'le bundan bir ya da 1,5 saat önce evinde konuşma imkanı bulduk. Gazetecileri, bu programı takip eden gazetecileri evine davet etti, çay ikram etti ve orada uzun uza diye bütün konularla ilgili konuştuk. Yerel seçime ilişkinse dikkat çekici bir çıkış yaptı. İttifak yapar mısınız dedik. Katılmayacağız demedi. Öncelikle bunu söyleyelim. Ancak ittifak noktasında hiçbir şeye kapalı değiliz cümlesini kullandı. Bu önemliydi. Ekledi, bir cümle daha ekledi. Yani hayır yapmayız gibi bir yaklaşımımız yok ifadesini kullandı. Tabii ittifaka açık olduğunu söyledi ama yerel seçimlere girmeme noktasında net bir mesajı olmadı. Şu an itibariyle de kulislerde Kemal Bey'le bu yönde bir görüşmesi olup olmadığına dair de net bir bilgi yok. Ancak yarın sabah yine Meral Akşener'in programları var. Muhtemel ki ilk soracağımız konulardan birisi de bu. Ancak Meral Akşener ittifaka açık olduklarını ifade etti. Tabii yerel seçimin dışında genel seçime ilişkinde bir tahminde bulundu. Şöyle bir tahminde o da. Tarihle ilgili malum erken seçim tartışmaları da gündemdeydi. Meral Akşener'in iddiası şuydu. Ben dedi, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin dedi 15 Temmuz 2018'de yapılacağını düşünüyorum. İktidar bu türlü tarihleri sever ifadesini kullandı. Tabii bazı konular vardı. O da partiye yönelik. İyi Parti'ye bir operasyon olur mu olmaz mı? Malum FETÖ'cü iddiaları var. FETÖ'cülerin partiye sızdığına yönelik iddialar vardı. Gün içerisinde buna yönelik bir açıklaması olmuştu. Biz devlette çağrı yaptık. Böyle bir isimlendirme varsa bize bildirin, gereğini yaparız demiştik. Herhangi bir isim gelmedi ifadesini kullanmıştı. Akşam saatlerinde ise Sayın Erdoğan'a sesleniyorum dedi. Çevresindeki FETÖ'cüleri tespit etmek istiyorsa bana en çok hakaret edenleri tespit etsin. Yeterli, çünkü en büyük FETÖ'cüler onlardır. Bir eski İçişleri Bakanı olarak bunu da bilerek söylüyorum ifadesini kullandı. Bu da dikkat çekici bir diğer başlıktı. Tabii buna bağlı olarak operasyon iddiasını da sorduk Meral Akşener'e. Hiçbir endişem yok dedi. Ancak şunu da ekledi, olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ancak bizim endişemiz yok. Daha önce bir 33 kişinin alınması söz konusuydu. Bunu yaşadık ama şimdi böyle bir durum olursa ne yapacağımı biliyorum ifadesini kullandı. Tabii biz sorduk, ne yapacaksınız öyle bir durumda? Buna yanıt vermedi. Ben de gizli kalsın ifadesini kullandı. Tabii yeni katılımlar olacak mı olmayacak mı? Malum 5 milletvekili var. Grup kurulması çok önemli. En azından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için malum böyle de bir hedefi var Meral Akşener'in. Buna ilişkin olarak da uyum yasalarını hatırlattı. Biz şimdi dedi 20 kişiyle bir grup kurarız. Uyum yasaları çıkmadı. Uyum yasalarında grup kurma sayısı 30'a çıkarsa ne olur dedi. O yüzden bugünden yarına bir grup kurma hedefimiz yok diye de altını çizdi. Bu noktada İyi Parti'nin, Meral Akşener'in partisinin uyum yasalarını merakla beklediği ortada. Çünkü seçime katılıp katılmama noktasında da yeni kurulan partilerin bir düzenleme olup olmayacağı da yine İyi Parti tarafından takip edilen bir diğer durum. Tabii Meral Akşener bugün sahaya indi, vatandaşla buluştu. İlk ziyaretiydi, Ahlat'ta yaptı. Bu noktada tabii MHP lideriyle yaşanan diyaloglar da gündemdeydi. Akşamki sohbette yine o soruldu. MHP liderinin İyi Parti'yi ip olarak nitelendirmesi soruldu. Akşener burada şöyle bir yanıt verdi. Bunu da hatırlatarak bitirebiliriz. Partimizin kısaltması yok demişti sabah. Akşam da Sayın Bahçeli en çok hakareti kime ediyorsa en yakın dostluğa
onunla oluyor dedi. Yani dost olabilir misiniz diye sorduk. Ben şimdilik bunu söylüyorum ifadesini kullandı. Genel anlamda Akşener'in günü böyle geçti. Oldukça yoğun, oldukça hareketli bir gündü. Yine yarın sabah 9 itibariyle de programlarına devam edecek Hande Fırat.